LGS'ye son 61 gün yeni bir haftaya başladık. Yeni umutlar, yeni dilekler, yeni isteklerle inşallah adım adım sınava doğru ilerliyoruz. Ve bizler de görevimizi yapmaya devam ediyoruz. LGS'ye 61 gün kaldı dedik ve günün sözünde Steve Chandler diyor ki... ...hayatımızın gerçeklerini eylemlerimizle çabalarımızla yaratırız. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Kutsal kitabımızda da ne diyor? İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor. Biz robot değiliz arkadaşlar. Bizler karar verebilen, bizler üretebilen, bizler eylemlerimizle, çabalarımızla bir şey elde eden insanlarız. Dolayısıyla derslerimize çalışacağız, gayretimizi göstereceğiz ve en sonunda da inşallah ödüllendireceğiz diye bekliyoruz. Günün yorumuna baktığımızda ise Futbol HD 532 beğeni almış. Bakalım. Lütfen beğeni tohumuş görsün sorularım demiş. Yüzünü göstermeyi planlıyor musunuz ne zaman? Planlıyoruz tabii ki. Neden böyle bir şey olmasın? Ama zamanını bilmiyoruz şu anda. Tam puan için günlük kaç soru temelden kaç soru yenisi çözülmeli derslere göre demiş. Şimdi tam puan için yani 500 tam puan için artık herkesin birazcık iştahı kabardı. Niye? Çünkü sınav konularının yarısı gitti. Yani ikinci dönem konuları yok. Ve aynı zamanda evde olduğumuz için de daha çok ders çalışacağımız zaman var. Bu açıdan baktığımızda tam puanı ortalama iyi bir öğrenci hedefleyebilme ihtimali var. Ama günlük kaç soru temelden demiş. Bir kere ee, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce temel sorular hala var. Ama matematik ve fende ve Türkçe'de yenisi sorular, sorulara ağırlık vermemiz lazım. Dolayısıyla günde en az tam puan için söylüyorum. Günde en az 250 soru çözmeniz arkadaşlar. Tatilden dolayı az konu olacak. Peki az konu olacağı için ayrıntıya girilir mi? Ayrıntıya milletim Bakanlığı'nın müfredatlarının verildiği ölçüye göre girilir. Yani size konulardan ne çıkacak dendiyse, mesela diyelim ki fiilimsi mi çıkacak demiş, cümle öneri mi çıkacak demiş. Cümle öneriyle alakalı zaten girebilecekleri ayrıntı belli. Matematikte girebilecekleri ayrıntı belli üstü sayılarda. Veyahut da FEN'de madde ve endüstri ünitesindeki bazı şeyler belli. Sallıyorum aşağı hangi konu varsa ben yanlış söylemeyeyim şimdi. Bu yüzden bizler DNA genetik kod konusunda mesela girebileceği ayrıntılar belli. Bu ayrıntılara uygun bir şekilde yani müfredata uygun bir şekilde Size seçici sorular tabii ki sorabilirler. Zaten çok kolay olursa herkes yapar. Ama siz sakın sakın sınavda çıkma ihtimali olmayan, milletim makamlarının müfredatında olmayan herhangi bir şeye çalışmayın arkadaşlar. Günde kaç sayfa ne zaman kitap okumalı? Dinlenirken kitap okumalısınız arkadaşlar. Yani beyniniz aktifken test çözmelisiniz. Dinlenirken günde en az en az 10 sayfa okumamız çok faydalı olur bizim için. Uzaktan eğitimden dolayı telefondan görüntülü ders işliyoruz. Ama tekrar ediyoruz yani bildiğimiz konular. Size katılmalı mıyız? Burada hocalarınız size doğru yönlendirme yapacaktır. Eğer test çözerek daha verimli zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız test de çözebilirsiniz. Ama uzaktan eğitimdeki hocaların da size sunacak güzel şeyler olabilir. Onları da dinlemelisiniz. Haftada kaç deneme? Hangi günler? Arkadaşlar haftada en az bir deneme çözmelisiniz. Hafta sonu olabilir. Yani şuraya weekend yazıyorum. İngilizce yazayım ki havalı dursun. Weekend hafta sonu çözebilirsiniz. Kitaplarda indirim olacak mı? Arkadaşlar bizler kitaplarımızın size en uygun şekilde ulaşması için gayret gösteriyoruz. Burada çektiğimiz videoları ücretsiz bir şekilde size sunarken veyahut da sizinle alakalı programlar veyahut da başka şeyler hazırlarken her zaman ilk başta düşündüğümüz şey öğrencilerin faydası. Dolayısıyla burada sizler de tabii ki ister istemez ülkemizin geçti bu durumdan da haberdarız. Hiçbir şekilde şey değiliz nedir o ne oluyor ya bize de demiyoruz. Sizlere de gayret gösteriyoruz. Sizler de derseniz sıkı sıkı çalışın, görevinizi yapın. İnşallah her şey çok güzel olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Tatilde bir günümüz nasıl olmalı? Kaçta kalkmalı? Kaçta yatmalıyız? Arkadaşlar tatil matili yok esasında. Biz şu anda okuldayız. Yani tatilde değiliz, ev okuldayız. Tatilde değiliz, uzaktan eğitimdeyiz. Tatilde bir günümüz nasıl olmalı derken sabahları erken kalkmalıyız arkadaşlar. Bu 8 olabilir, 9 olabilir. Yine erken yatmalıyız. Saat 10'da da yatmamız bizim için çok çok faydalı olacaktır. Çünkü gece saat 10 ile 2 arasında insan uyuduğu zaman beyni çok daha fazla gelişiyor. Fiziksel olarak büyümesi çok daha fazla gerçekleşiyor. Tatil başlamadan önce 370 puanım. Şimdi 400 puanım. Ama iki haftadır 400 e atmıyor. Neden? Bu böyledir. Yani hemen bir anda 370'ten 400'e, 400'den 430'a, 430'dan, 430'dan 4... öyle çıkmaz. Bir yerde bir kırılma noktaları vardır ama konu eksiklerini kapattıkça netlerinde artmaya başlayacaktır. Yani puanında artmaya başlayacaktır. Yeni nesil sorularda nasıl hızlanabilirim? Özellikle matematik fen. Matematik fende, fende not alarak ve yeni nesil e, deneye dayalı sorular çözerekten matematikte ilk başta temel sorular, sonra orta sorular, sonra yeni nesil ...YNS'le Yeni diyorum, YNS'in sınav tarzı sorular çözerekten arttırabilirsin. Ve ilk başta sorularda hızlanabilmen için... ...ilk başta çekeceksin. ben bu soruyu 4 dakikada çözeceğim. Çözebildin mi? Tamam. Sonra bu soruyu 3 dakikada çözebileceksin. Başka bir soru Tamam, çözebilir. Bu soruyu 2 dakika... ...öyle yavaş yavaş, bir anda pat diye hemen 2 dakika indiremeyebilirsin. Okullar açılırsa yazılar nasıl olacak? O zaman okullar açılırsa hiçbir sıkıntı olmaz. En az bir ay eğitim olur. bir ay sonrasında da sizlere mutlaka yazılar yapılır. 400 puandan 400... ...yani işlenilen konular kadar yapılır. 400 puandan 470 puan için günlük kaç soru aynı şekilde 490 açmak için kaç soru çözmeliyim? 400 puandan 470'e, 470'den de 490 çıkmak için günde 250 soru çözmelisin. Bunu zaten 500 tam puan içinde vermiştik. Bursa Tofaş Fendisi'ni, Aydan Fendisi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtırız. Günlük temel'e baktığımızda Milli Edebiyat dönemindeki değerli bir yazarımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun 100 temel eserinden bir tanesi olan Çağlayanlar kitabını görüyoruz. Bunu da mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Yine günün okuluna baktığımızda Aydem Fen Lisesini görüyoruz. Denizli'deki çok değerli bir fen 1.24 dilimle alıyor ve 36 tane tıp fakültesi, 20 tane mühendislik fakültesi kazandırmış. Gerçekten mükemmel bir başarı. Günün kaynağına baktığımızda tam da yeni LGS e uygun şekilde birinci dönem konularını içeren, sadece birinci dönem konuları olan yeni LGS'ye giriyoruz. Geri sayım denemeleri 3-2-1 bitiriş diyoruz ve inşallah sizler de bu işi bitireceksiniz artık. Günün sorusuna baktığımızda Moskova Anlaşması'nı imzalayarak TVM'yi tanıyan ilk devlet hangisi demiş. Bu esasında bu şekilde bir bilgi çıkmıyor LGS'de ama bizler de konuya hakim olaraktan bilmemiz lazım. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar ve yeni net tartışları için hadi bakalım şimdi tekrar derslerimize dönelim.